Evet, aradan sonra bir kez daha karşınızdayız. Fadıl Hocam'la Şanlıurfa Sporu ve Şanlıurfa'da futbol kulüplerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, birinci bölümde Şanlıurfa sporumuza değindik. Şanlıurfa sporumuzun bu haftaki maçı ile ilgili, önümüzdeki hafta ile ilgili. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Karakkörü Belediye geçelim. Daha sonra Bal Ligi takımlarımız var. Siverek Belediye, Viranşehir Belediye, Bozova Belediye'nin Şanlıurfa Spor'u konuştuk. panoramasını. Biraz Karaköprü ve Bal Ligi takımlarımızla Evet, ya ilgili. ekleyeceğiniz bir şey var mı diye bir Yok, sormak yok istedim. hocam. Hani söz vermek Teşekkürler. istedim. Evet. Noktayı o zaman koyalım. Önümüzdeki Evet. hafta artık Bandırma Spor deplasmanında umarım ama umarım galip geliriz. Pek umutlu değilim ama umarım diyorum. Karaköprü Belediye Sporumuz hocam bu hafta dişli bir takımdı. Yine bunu haftalar önce söylemiştik. İlerleyen zamanlarda kritik maçları atlattık ama 3 tane takım var dişli diye. Biri Belediye Kütahya'ydı. Biri Osmaniye'ydi. Biri de Silivri'ydi Silivri. demiştik. Belediye Kütahya'yı deplasmanda 3-2 yenmiştik. Bu hafta yani Karaköprü'deki maçta Silivri'yi deyim yerinde ise elimizde kaçırdık. Evet. Doğru mudur hocam? Doğru. Çünkü niye diyeceksiniz? Karaköprü Belediye Sporumuz 1-0'da öne geçti. Ama maalesef ilerleyen dakikalarda 74. dakikada oyuna giren Halil Köçer'in 77'de 3 dakika içinde kırmızı kart yiyip oyun dışına kalması ve rakibin baskıları sonucunda 90 artı 7'de attığı gol ile galibiyeti kaçıran taraf olduk. Maçı izleyebildiniz mi? Gidebildiniz mi? Maçın ben de bir bölümünü İzleyebildiniz. izleyebildim. Evet. Evet. Bir bölümünü izledim. Dediğiniz gibi zaten biz haftalarda söylüyoruz. Dedi ki bu ligde Osmaniye tehlikeli, Silivri, Belediye Kütahya Evet. kalan maçlardan tabii. Evet tabii canım. Normalde Erbaa Kuşadası'ndan falan oynadık. Zaten bu haftayla birlikte ligin bitimine 5 hafta vardı ilk yarının. İlk yarının bitimine. Kaldı Evet. 4 hafta. Silivri zor bir rakipti ama evimizde oynuyorduk. En azından galip gelmiş olsaydık aradaki puan farkını rahatlıkla hocam 8 puana çıkaracaktık. Daha fazla Daha hocam. fazla 16, olacaktı. 28, 12 puana çıkardık. Evet. Yani Az en değil. yakın rakibimiz de 8 puan. Aynen öyle. Ama Silivri ile 12 puana Tabii çıkaracaktık. bir hafta daha geçeceğiz daha. Evet. Bay haftamız da var. Evet. Şimdi kaldı 4 hafta. İşte bu tür maçları evimizde kazansak çok büyük bir avantaj sağlamış oluyoruz. Çünkü Evet. rakiplerden birini elemiş oluyoruz. Ve rakip de şey taraftar da zaten rağbet gösteriyor, ilgi gösteriyor, maça geliyor. Karaköprü Belediye de iyi futbol oynuyor zaten. Bundan hemfikiriz. Evet. Ama işte bazen basit hatalar yapmamak lazım. İşte Halil Köşer'in kırmızı kart yemesi, tabii bilerek yemese de takıma olumsuz bir etki yarattı. Son dakikalara kadar çok heyecanlı gitti. Evet. Rakip ister istemez biz 10 kişi olunca yavaş yavaş baskıyı kurmaya çalıştı. Ve son dakikada yediğimiz golle maalesef beraberlikle bu sonuçtan yani beraberlikle ayrıldık. Evet. Ama gönül isterdi ki bu maçtan da galip gelelim. Olsun. Daha bu ligin namağlup takımıyız. İki beraberliğimiz var. İnşallah bu şekilde devam ederse çıkar diye düşünüyoruz inşallah Şu an Karaköprü. Türkiye liglerinde namağlup iki takım sanırım biri Ahmet Sportif Faaliyetler, biri de Karaköprü Belediye. Karaköprü. Eğer yani bu hafta ben Ahmet'i takip edemedim. Eğer kaybetmişse Bence o da berabere bitti. berabere mi bitti hocam Evet. da? Tek namağlup diyecektim ama iki takım. Şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Ben bu hafta Karaköprü Belediyespor'un maçından önce yani cumartesi günü Besimi Hoca'yı hocam nerede görsem iyi? Şanlıurfa Spor maçında. Ondan önce nerede gördüm? O altyapı maçını izlemeye Aynen öyle gelmiştir hocam. kesin. Evet. Aynen öyle hocam. Hatta Murat hocamla da bir kısa bir Söyleyiş. sohbetimiz oldu. Evet. Çok çok kısa bir sohbetimiz oldu. Hatta şey dedi. Bir istersen bir Besim Hoca'yla bir gör selam ver dedi. Hocam dedim hani şu an maçı takip ediyor. Gençleri takip ediyor. Belki bir genç dikkat çeker o an ben sohbet ederken Evet. Besim Hoca onu kaçırır. Hocam devam etsin maçı bitsin birden sonra denk gelirim zaten. Hatta bu hafta hocam eğer mümkünse ben bir iletişim kuralım Karaköprü Bir Belediye ziyaret Spor'un. edebiliriz hocam. Edelim hocam. Evet. Bir ziyaret Zaten edelim. Şanlıurfa Spor'unda bu hafta maçı yok. Evet. Bir tesiste bir ziyaret, bir Hazır okullar da hocaya. tatil olmuş hocam. Aynen. Ara Tam tatildeyiz hocam. fırsat. Tam Biz de ara fırsat hocam. tatildeyiz. Kaçırmayalım bence. Bir gidelim hocam. Bir Besim hocamızı, Fevzi hocamızı, Aynen. Mehmet hocamızı, futbolcu kardeşlerimizi bir görelim, bir selam verelim, bir tanışalım. Onlar değil de biz onları merak ediyoruz. Güzel Böyle olur. güzel bir oyun oynadıkları için ve Tabii. oynattıkları için, bize izlettikleri için kendilerine teşekkür edelim özellikle. Ben de hocam dediğiniz gibi yani Karaköprü Belediyespor bu hafta Silivri kendi elinde kaçırdı. Kendi evinde elinde kaçırdı. Alsaydı bambaşka bir Küçük bir kaza diyelim hocam buna.
Ya kaza yani, demeyelim de hocam. Beceriksiz yani, diyelim yani orada. Yani biraz olur, olur, daha dikkat etmemiz lazım. Hayır, ya kaybedebiliriz. Puan da kaybedebiliriz. Hatta evet, yenilebiliriz. O sıkıntı yok, sıkıntı da. Yok. Halil'in biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olması lazım ama oynanan oyun yine güzeldi. Evet. Evet. Yani Halil'in hani 74'de oyuna girdi kardeşim. 77. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Evet. Evet. Yine de emeklerine sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu hafta hocam yani Karaköprü Belediyespor özellikle bu hafta deplasmanda Konya ile karşılaşacak. Konya. 1922 Konya Spor ile karşılaşacak. Sizin beklentiniz nedir hocam? Ne düşünüyorsunuz? Ne olur? Şimdi ligin ilk yarının bitiminin son 4 haftasına girdik. Evet. Tabii rakiplerimiz Osmanlı çıkarsa diğerleri normal şartlarda rahatlıkla galip evet, gelebileceğimiz evet, rakipler. Tabii bütün deplasmanlar kolay değil. Biz yeniyoruz ama deplasmanlarda tek fark işte garantiye alıyoruz golü bulduktan sonra. İnşallah Konya maçı da öyle olacak diye düşünüyorum. Yani alırız diye tahmin ediyorum. Ta Osmaniye'ye kadar yani sondan bir hafta önceye kadar alırız. Osmaniye maçı biraz sıkıntılı geçer. Evet. Diğerlerinden ben 3 puanla sanki döneceğimizi diye düşünüyorum. Hocam ben şu an puan durumuna da baktım da mutlu oldum. Niye mutlu olmuyor diyeceksiniz. Sivas 4 Eylül ile maçımız var. Sivas sonda 1. Sondan 1 evet. Bayburt Özel İdare Spor'la maçımız var. Sondan 2. 2. Konya Spor ile maçımız var bu hafta. Sondan 3. 3. Yani sondan 3 takım oynayacağız. Atlatırsak hocam 12 puan cepte. Aynen. Yani inşallah o da güzel olur. 12 puan cepte demek hocam. 38 puan demek hocam. Ve diğer takımların Erman'ın, Kuşadası'nın, Bornova'nın, Silivri'nin, Belediye Kütahya'nın kendi aralarında yapacakları maçlar da var hocam. Baktığımız zaman. Bence bu haftayı aramayalım. Aramayalım. Yani. Evet. 2 puan çok önemli olacak. Çünkü çok güzel bir İğme yakalayacak. İğme yakalamış, çok güzel evet, bir hava yakalamış. Kesinlikle. Çok güzel bir galibiyet serisi evet, yakalamış olsun. Nazarlık olsun. Evet, nazarlık olsun, nazarlık, aynen. Besim hocam, feda olsun, hoş olsun, helal hoş olsun diyoruz. Nazarlık olsun bu haftamız. Hocam bu hafta bir de bölgesellikteki takımlarımız var. Onlara da değinelim özellikle. Şimdi bölgesel amatörlükte 8. grupta mücadele eden devam takımlarımız ediyoruz, var. Evet. Haftanın maçları hocam şöyle oldu. Ak Toprak Belediye 1, Adıyaman Belediye Spor 0, Bahçespor 1, Kurtuluş, Kahramanmaraş Kurtuluş 1, Bozova Belediye ki derbiydi. Evet. Kendi evinde Siverek Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu. Kara Ziyaret Spor'un 0, Nizip Spor'un 4, Kilis Spor 4, Osmaniye Önder'in 1, Reyhanlı Spor'un 1, Yayladağ'ın 1 ve Viranşehir Belediye 5, Kilis Belediye 0 hocam. Aslında geçen hafta dikkat ederseniz Kilis Belediye ile Kilis'i biz karıştırmıştık. Doğru, doğru. Bu hafta Viranşehir'in iyi bir galibiyet. Önde, evet. Kilis Belediye yenmesi hocam yani bence çok çok önemliydi. Şimdi Sayın Hocam haftalar geçtikçe bu bölgesel ligde yani Bal Ligi diyoruz zaten kısaca. Evet, evet. Bal Ligi'nde kadro kaliteleri yavaş yavaş şekillenmeye, ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Biz ilimizdeki 3 takımdan birisi olan Viranşehir'in haftalar geçtikçe biraz daha üst sıralara tırmanacağını söylemiştik. Evet. Çünkü iyi bir yatırım yapılmış. Evet. İyi bir kadro kurulmuş. Siverek'ten de umudumuz vardı. Siverek tabii çok basit bir iki mağlubiyet aldı. Onları alsaydı o da potanın içindeydi. Ama çok uzak değil. Bu haftaki derbide Bozova Belediye ile Siverek oynadı. Maçı izlemesek de her iki tarafın hem izleyenler hem yöneticiler hem hocalarla konuştuğumuzu aldığımız bilgilere göre çok güzel bir maç olmuş. Çok güzel bir ama maç. Siverek'in biraz daha ağırlığıyla oyun üstünlüğüyle geçmiş. Evet. Ama olsun ikisi de bizim takımımız. Siverek deplasmanda iyi bir galibiyet oldu. Bozova çünkü sahasında öyle kolay kolay maç verecek de bir takım değil hocam. Onu söylemiş olalım. Evet, evet. Evet. Abi Viranşehir de zor bir rakibi yendi. Kilis Belediye aslında iyi takım. Grubun iyi takımlarından biri. Evet. Tam kopma noktasıydı. Viranşehir haftalar geçtikçe bence biraz daha üstlere doğru tırmanacak. Evet. Siverek'ten Bozova da bu işi bırakmayacak tabii. Zorlayacak onları. Evet. Ben de hocam aynı şekilde bilgi aldım. Evet. Yani bu hafta özellikle Bozova'da izleyen arkadaşlarımız oldu. Bozova Belediyespor'un Siverek Belediyespor'a karşı göstermiş olduğu direnç çok üst düzeymiş. Evet. Ben şuna bağlıyorum. Şanlıurfalı gençler, koşan çocuklar, sonuçta Siverek Belediyespor'da önümüzdeki yıl veya Siverek ya da Bozova ya da Viranşehir diyelim. Bir tane takım düşecek. Şimdi baktığımız zaman Bozova belki düşebilir. Ama oradaki kardeşlerimiz kendini göstermek için Siverek Belediyespor'da seneye top oynayabilirler. Viranşehir'e gider. Kendilerini göstermek evet, için. Viranşehir'de oynayabilirler. Bunun için direncin göstermesi önemli. Tabii. Genç çocukların oynaması önemli.
Dikkat çeken bazı isimler olmuş. Yani daha önce bildiğim isimlerden söyleyeyim. Yani Cahit Kurkalın diye bir tane 10 numaraları var Bozova Belediye'nin. Evet. Dikkat çeken bir oyun oynamış. Yine Ahmet Müslüm Çiç. İyi top oynamış. Evet, iyi top oynamış. Yani harmanlamış yine Levent Hoca. Gerekeni yapmış. İyi ama mücadeleye devam. Bırakmak yok. Evet, gücü yettiği kadar. Tabii Siverek Belediyespor da burada tebrik ediyoruz. İyi bir yani zor bir deplasmandan bana göre. Zor bir deplasmandan koşan, saldıran, genç bir ekibe sahip bir takımdan 3 puan almak kolay değil. Bence aynen bence kolay değil hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Yani bu bölgesel ligden bizim umudumuz 3 takımımızdan birinin bir üst lige çıkması. Evet. Mutlaka çıkacak ki bizim futbolcu kardeşlerimizin altyapılarda oynayan, kendine güvenen, iyi oynayan, yeteneği potansiyeli olanların burada böyle basamak gibi bu ligleri kullanması. İşte bir üçlü lig takımımız olsa, Karaköprü Belediye bir üst lige çıksa, Şanlıurfa Sporumuz ligde kalsa, belki bir süper lige çıksa bunlar bizim için önemli. Evet. İlimiz için önemli. Evet. İlimizde amatörde oynayan, altyapılarda oynayan futbolcu kardeşlerimiz için önemli. Tabii o zaman bunların izlenme oranı da yüksek olur hocam. Mesela şu anda az önce bahsettiğiniz Bozova Belediye'de hepsi Şanlıurfalı kardeşlerimizden oluşuyor. Evet. Futbolcu grubu. Şimdi mutlaka bölgesel ligde oynayan rakipleri de onları izliyor. Yani belki seneye oraya transfer olacak. Belki onlardan bir takım çıktığı zaman bir üst lige çıkıp top oynayacak. Üçlü ligde top oynayacak. Bu fırsatları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bunu 2018-2019 yılında hocam 11 Nisan Spor Bal Ligi'ndeyken evet. Tamamı gençler yani 2-3 isim hariç o zaman tabii Karim vardı. Bir Murtaza vardı İranlı evet. Futbolcu kardeşlerimiz. Bir de kaleci Mahir vardı. Trabzonluydu. Onların dışında işte sol bekte Şirin vardı, sağ bekte Yakup vardı. Baktığında stoperdeki o zamanki ya 17-18 yaşında Abdülkadir Ökte vardı ki şu an Abdülkadir Ökte de şeyde oynuyor. Bozova'da oynuyor. Şirin şu an hocam Siverek Belediye'de oynuyor. Evet. Keza Yakup aynı şekilde hocam. Yine farklı bir yerde oynuyor. Umut şu an Bozova Belediye'de. Mücahit şu an Bozova Belediye'de. Ahmet Müslüm şu an Bozova Belediye'de. Bu isimler işte o zamanki yatırım bugün buraya karşılığını vermiş. Aslında burada başkanlarına teşekkür ediyoruz. O zamanki başkanlarına. Yani bu gençlere sahip çıkıp el uzatması, gençlere yol göstermesi önemli. Çok küme önemli. Düşmüş olabilirler ama en azından çocuklar burada gençlerimiz, kardeşlerimiz ekmek yiyorlar. Belki de biraz daha ileriye gidebilirler. İşte Talay hocam, İbrahim Ali Talay. Evet. İyi bir örnek. Evet. Yani Bal Ligi'nde oynarken Karaköprü Belediye aldı. Fırsat da veriyor, oynuyor işte. Evet, bilemez. Evet. Belki haftaya, yani haftaya dediğimiz yani sezon sonunda Şanlıurfa Spor'a gelecek. Olabilir. Aynen. Çünkü bu önemlidir. Peki, şunu söyleyeyim hocam. Bozova, Viranşehir ve Siverek potansiyeli olan 3 tane ilçemiz. Aynen. Bunlara bir öneriniz var mı? Özellikle hani öz kaynak ile ilgili, altyapı ile ilgili bir öneriniz var mı? Nasıl bir yol çizmeleri gerekiyor? Şimdi 3 ilimizden hocam. Özür dilerim evet. Hocam da taşıma suyla değirmen bir yer tabii. Şanlıurfa Spor'umuz. İşte aynı hataya düşeriz. Şimdi tabii burada biz Viranşehir Başkanı konuk ettiğimizde ona da sorduk. Normalde bu 3 ilimizden şu anda ilçelerimizden liglerde oynayan altyapılarda takım sayısı Viranşehir'de daha fazla. Yani bütün takımlarda orada böyle bir A takımı gibi davranıp hepsini toplayabilir Viranşehir. Siverek de aynısını yapabilir. Çünkü bunların nüfusu da yoğun. Çok yoğun. Evet. Bozova Belediye de bunlara nazaran nüfusu az olmasına rağmen ilden faydalanabilir. Bunu kullanabilir altyapı için ve bütün kategorilere girmesi lazım. Viranşehir bunu deniyor. Siverek ve Bozova bu noktada biraz daha eksikliği var. İyi bir tarama yapabilir hocam ilçelerde. Kendi ilçesine iyi bir tarama yapıp değerli sporculara ulaşacak, potansiyeli olan sporculara ulaşacak ve değerli bir hocanın eline verecek bunları. Üst takıma yavaş yavaş hazırlayacak. Yoksa dediğimiz gibi her yıl masraf yap, çıkma, sil baştan. İşte en son bizim büyükşehir gibi yatırım yapmasın. Bir sürü masraf etti geçen yıllarda. Bir türlü Bal Ligi'ne çıkamayınca veya baldan düşünce ne oldu? Yani masrafı azaltmaya gitti. Süper amatörde oynuyor. Tabii canım küçülmeye mecbur gideceksin. Çünkü sürekli masraf yap bir de sonucunu alma nereye kadar? En son belediye başkanı da herhalde der ki yeter. Bu kadar yaptık. Diyor mu acaba? Herhalde bu sene demiştir diye düşünüyorum. Ben bu yıl demiştir. Da. Evet. Yani, bilemiyorum hocam. Ya
Şöyle bir şey, peki nasıl bir yol çizmeleri gerekiyor? Yani öneri tamam, oradaki takımlarda işte bir araya toplaması, nasıl bir yol çizmeleri gerekiyor bunun için? Hocam şöyle bir yol, önce... Akademisyen gözüyle bakmanızı istiyorum. Tabii işte ben ona değineceğim. İyi bir antrenör grubu oluşturacak. Bütün yaş gruplarına en az bir hoca, iki hoca, evet, kaleci hocası bu departmanları oluşturacak. İyi bir tarama yapacak. Kendileri okullarda belki gidip turnuvalar düzenleyecek. Kendileri sporcu gelmiyorsa kendi sporcuya gidecek. Ve bu potansiyelleri bulduktan sonra kendileri yetiştirecek. Ya elimizde ham madde var. Sürekli söylüyoruz işte. Türkiye'nin en genç nüfusu Şanlıurfa. Tamam da ne yaptık? Eğitimde gerideyiz, sporda gerideyiz, sanatta gerideyiz, başarıda gerideyiz, sorumlulukta gerideyiz. O zaman bir yerden başlamak lazım. Ve bunun için de iyi projeler yapmak lazım hocam. Uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli. Öyle günübirlik yaşayamayız. Ben aldım hepsini. Tamam aldın da sonuç ne yaptın? 5 yıl sonra ne yapacaksın? Nerede olacaksın? Bu sporcuyu nasıl eğiteceksin? Nasıl bir eğitim vereceksin? Bunların hepsini planlı programlı olması lazım. Ve bunun için de iyi projeler üretilmesi lazım. Günübirlik yaşamayacağız. Evet. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olacağız? Kaç tane bizim gencimiz altyapıdan milli takımlara gidecek? Yani mesela ben kendimden biliyorum. Mesela gençlik sporun altyapısına bakıyorum. Hangi profesyonel takım sporcu isterse ve belediye takımı veriyorum. Sıkıntı yok. Evet. Al. Sonra 5 yıl sonra çocuk kayboluyor gidiyor. Demek ki eksik bir şeyler var. Yani ya eğitemiyorsun, ya kaybediyorsun çocuğu, ya çocuk senden beklentisini bulamıyor. Umutsuzluğa kapılıyor, bir yere düşüyor. Yani böyle olmaz. Evet. Ya bunları iyi değerlendirmek lazım ve bunlar için de iyi projeler lazım. Ben sizde aynı hocam. Hem fikrim aslında bir moderatörün dışına çıkıp beden eğitimi öğretmenin gözüyle ben de bakmak evet istiyorum. Özellikle ben de hani fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi Viranşehir'de yeterli sayıda belki takım buraya gelemeyebilir. Mahalli kulüpler gelemeyebilirler. Ama Viranşehir'in kendi içinde Siverek'in, Bozova'nın, Surucu'nun bütün şeyleri. İlçeler. En uzak ilçemiz kim hocam? Neresi? Ceylanpınar. Ceylanpınar. Kendi içinde takım oluşturmaları lazım. Kendi içinde lig oluşturmaları lazım. Yerel ligi oluşturmamız lazım. Evet. Benim fikrim, kendi fikrimi söylüyorum. Siverek'ten, Viranşehir'den örnek vereyim hocam. Potansiyeli çok yüksek iki tane ilçemiz. Burada muazzam, müthiş, korkunç bir genç nüfus var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Plan dediniz, proje dediniz. Plan proje diyor herkes. Nedir bu plan proje? Bana sorarsanız 4, 6, 8 veya 4, 7, 10 yıllık projelerin yapılması gerekiyor. Uzun vadeli hocam. Evet. Kesinlikle hocam, uzun vadeli. Bu projelerde hocam, ortaokullar düzeyinde değil de ilkokullar ikinci sınıf ve üçüncü sınıflarda. İyi bir sistem oluşturulması lazım. İyi bir ekip oluşturulması lazım ve hani 13 milyon para harcamışız ya. 13 milyon para harcamışız evet sonuçta. Viranşehir Belediye'nin en son söylediği başkan kurulu. Tabii tabii. Onun yanında çok iyi bir altyapı antrenörü, bakın çok iyi bir altyapı antrenörünü bulup getirip Viranşehir'de istihdam edilmesi lazım. Onu oraya çekmeleri lazım ve sporcu taraması gerekiyor. Sporcu taraması yapması lazım. Bu hoca geldiği zaman onun yanına 5, 6, 7, 10 kaç antrenör verilecekse, beden eğitimi öğretmeni hiç problem değil. Verilsin. Çocuk seçsinler hocam. Kendi içinde yerellik halinde oyunlar oynasın, maç yapsınlar. Tabii canım. Bizim kendi en arasında... büyük eksikliğimiz zaten maç yapmak değil mi hocam? Aynen. U11, U12, U13, daha da aşağı iniyorum. U10, U9, U8, U7. Mevzu bahis kazanmak, kaybetmek değil. Önemli değil. Önemli olan çocuğu sevdirmek ve o çocuğun yetenek keşfini, yeteneğini ortaya çıkarabilmek lazım. Biz bu okulları birleştirdiğimiz zaman, ilerleyen zamanlarda en iyi çocukları seçip, bir takıma da değil, 2-3 takım yine oluşturup tekrar devam etmelerini sağlarsak, zaman içerisinde bize güzel dönükler sağlayacaktır. Zaman içerisinde. Şimdi 3 yıldır ikincilikte müsabakalara çıkıyorum ben. Kendi takımda, kendi oluşturduğum bir ortaokulda. Bu hafta hocam ilk galibiyetimizi aldık. İnsanların evet bize kurdukları cümleler şuydu. Ya yine mi kaybettiniz? Hiç problem hiç değil. Hiç önemli değil diyorum. Ama bu hafta çocuklar maçı aldıktan sonra onların o coşkusu, o mutluluğu yeterli benim için. Çünkü niye? Ben biliyorum ki 2 sene, 3 sene, 5 sene sonraya yatırım yapıyoruz biz. İleride daha güzel yerlere gelmeleri için. Ama bizim elimizde sihirli bir değnek yok ki. Değinelim, çocukları değiştirelim.
Doğru mu hocam? Doğru. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani doğru. İyi projeler yapmamız lazım. Tabii. Projeleri tutmamız lazım. Ve kısa vadede değil, uzun vadede üstüne durmamız gerekiyor. Kişiye bağlı değil. Sisteme bağlı. Sisteme bağlı. Hangi hoca giderse yerine gelecek olan birisinin olması lazım. Devam ettirmesiz. Milli eğitimde, halk eğitim kurslarında kurslar açılır. Ama kursların takibi yapılması lazım. Amaç tabii ki para kazanılacak ama o çocuklara eğitim de verilmesi lazım. Güzel eğitimlerin verilmesi lazım. Halı sahada gün geldi. Gün gelir kültürel etkinliklerin yapılması lazım. Gün gelir sinema etkinliğinin yapılması lazım. Bir kaynaşma ortamı oluşursa festival havasında bence çok farklı bir ivme kazanır. İlçe takımları için söylüyorum. Taşıma suyla değirmen döndürmeyecek olan evet. takımlar için söylüyorum. Bu önemlidir diye düşünüyorum hocam. İlerleyen haftalarda bir altyapı programı mı yapsa hocam? Vallahi benim de aklımda geçiyor. Yani altyapı profesyonel... Şu an halihazırda var olan altyapı kulüplerimiz şu an sistematik çalışan hangi kulüplerimiz var hocam? Yani Şanlıurfa Spor ya da Karaköprü Belediye'nin... Karaköprü Belediye daha ağır bassa bence. Olabilir, evet. Bir hafta altyapıya burada konuk ederiz. Değerlendirelim mi o evet, zaman? Önümüzdeki hafta değerlendirebiliriz mesela. Önceden haber veririz. Onlar da gelsin kendilerini burada ifade etsin, anlatsın. Tabii hocam. Evet, biz de fikirlerimizi beyan edelim. Güzel bir program olur hocam. Niye olmasın? Evet, yani en azından ya Murat Hoca'yı tanıyoruz. Tabii tabii. En basitinde yani Şanlıurfa Spor'daki hocalarımızı tanıyoruz evet. ama en azından buradaki hocalarımız da akademisyen gözüyle baktığımız zaman nasıl projeler, nasıl adımlar atıyor? Gaye sadece maç kazanmak mı, çocuk kazanmak mı, çocuk çekmek mi, sporcu mu keşfetmek Aynen. nasıl olduğunu bence olur hocam. Bir değerlendirelim. Olur, güzel Bu olur. Bu hafta Karaköy Belediye Sporu bir ziyaret edelim. Evet. Resim Hoca'yla bir selam verelim, bir tanışalım. Tabii tanışıyoruz da. En azı bir antrenman yerinde Doğrudur, sahada kendisini ziyaret edelim. Biraz da antrenmanlarını izleyelim. Crespo ile Cambiosa'yla bir tanışalım. İyi olur hocam bunlar da. Var mı hocam ekleyeceğiniz başka bir şey? Yok, ne diyelim inşallah. Bu haftanın evet. sonuna geldik. Şanlıurfa Spor sevdamız devam edecek. İnşallah bu ligde kalacağız. Biz tam destek vermeye devam edelim. Evet. Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum hocam sizlere. Evet. Bilginizden dolayı yararlandığımız için çok çok sağ olun. Şanlıurfa Spor sevdamız Fadıl hocamızın da dediği gibi devam edecek. Sevda bitmez. Sevda yürektedir. Sevda kalptedir. Sevda bir iki cümleyle kurulacak bir cümle veya kurulacak bir kavram, olgu değildir. Sevda hissedilmeyendir. Gözlere baktığın zaman hissedilen bir duygudur. Sevda seni seviyorum demekle bitmiyor. İşte Şanlıurfa Spor'un maçına gelenleri gördük. Bu adamların sevdası olmasa, bu adamların sevgisi olmasa, bu adamların aşkı olmasa o tribüne gelmezler. Herkes Şanlıurfa Spor'a sahip çıkması gerekiyor. Herkesin Şanlıurfa Spor'a sahip çıkması gerekiyor. Karaköy Belediye Spor'a sahip çıkması lazım. Bu şehrin gençliğine inanması lazım. Bu gençliğe destek vermesi lazım. Bu şehrin gençlerini el üstünde tutması gerekiyor. Kurulacak olan bir iki cümleyle değil, gerçek manada. Sözde değil, özde bir şekilde gençliğe sahip çıkılması gerekiyor. Genç diyoruz, genç diyoruz, genç diyoruz. Ama nereye kadar genç diyoruz? Önemli olan o gençlere gerçek manada sahip çıkıp, el uzatıp güzel yerlere gelmeleri için adım atmamız gerekiyor. Ve bu yönde planlar, projeler çizmemiz gerekiyor. Bu gençliğin sesine ses olmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta karşınızda olmak üzere mutlu akşamlar, mutlu yarınlar.